Kulak çınlamasıyla devam edelim. Evet, kulak çınlaması, bunun da birçok sebebi var. Genellikle mesela askerler silahlı talim sırasında, eğitim sırasında veya polisler veyahut da çok gürültülü ortamda, diskotekte böyle gençler çok gidiyorlar, orada çok gürültü ortamda bazıları kulak takıyor böyle. Eskiden Walkman vardı, şimdi cep telefonlarını açıyorlar, müzik kulaklığı takıyorlar. Yani nasıl o gürültüye dayanıyorlar hayret. Sonuna kadar tam müzikleri dinliyorlar. Tabii kulakları bir gün iflas edeceğini unutuyorlar. İç kulağın içerisinde salyangozun içinde halının üstündeki iplik gibi tüysüz hücreler var. Silahar selin, tüysüz hücre. Bunlar dışarıdan gelen ses dalgasını sinirlerle, duyma sinirleriyle beyni iletir. Beyin bunu bilgisayar gibi çözer. Der ki bu sorunun, bu sesin cevabı şu. Hemen cevap verir. Saniyenin şu kadar kısa bir süresinde, binde biri kadar kısa sürede beyin buna cevap verir. Şimdi kişi orta kulak iltihabı geçirmişse veya çok sesli ortamda çalışmışsa veya şiddete maruz kalmışsa vesaire vesaire çeşitli sebeplerden dolayı buradaki tüysüz hücreler deform olur. Ha, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol vesaire birçok faktör bunu tetikler. Yüksek tansiyon nedeniyle de beslenemez. Düşük tansiyon nedeniyle de beslenemez. Buradaki tüysüz hücreler ses dalgasını beyne iletemezse deforme olması nedeniyle kulak çınlaması başlar. Londra'da Mehmet Bey bir beyefendi orta kulaktan boğaza bir östaki borusu diye boru açılır. Bu borudaki tıkanma nedeniyle içeride basınç hissediyor sürekli. Kafasında büyük bir ağırlık. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki kulağınıza bir tüp takalım. Kulak zarına bir tüp takmışlar. Küçük bir tüp. Bununla içerideki havayı alacaklar. Zedelemişler kulağı. Bu sefer kulak çınlaması baş dönmesi başlamış. Yani salyangozun üzerinde de yay gibi denge organı var. Oraya da zarar vermişler. İçindeki kristallere zarar vermişler. Ne olacak? Kortizon. 4 yıl kortizon. Adamcağızda durup dururken tansiyon, kolesterol, kilo, unutkanlık bir sürü hastalık başlamış. 4 yıl kortizon kullanınca. Ben aradı dedi ki ya artık neredeyse adımı bile unutacağım. Arkadaşlarımı, dostlarımı tanımayas hale geldim kortizon kullanmaktan. Yok mu bunun çaresi? Dedim var. Tamam dedi, izine geliyorum. Gel. 6 hafta kullandı. Bir gün baktım vatandaş. Gelmiş dedi ki ben kimim, kimsiniz? İşte Londra'daki Mehmet Bey. Ha tamam, buyurun. İzmir'den değil, İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musun? Neden? Size teşekkür etmek için geldim dedi. Allah sizden razı olsun. Hayatım kararmıştı. Tekrar hayata döndüm. Neden hayata döndü? Çünkü kılcal damarlar, buradaki tüysüz hücreler tekrar aktif hale geldi. Normale döndü. Kulak çınlaması, baş dönmesi, bütün rahatsızlar ortadan kalktı. Yani bununla da ilgili çok güzel bir çalışma var. Neyle nedir? Ginkgo biloba. Ginkgo ile ilgili bu ginkgo'nun yaprağı birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Fakat çok çok az. %0,5 ile %1 arasında çok az olduğu için yaprağının çayını içmenin bir anlamı yok. Bir çuval çay içseniz bir anlamı yok. Etken madde çok az. Bu nedenle ginkgo'nun yaprağını, çayını iç. İçiyorum çayını diyor bir faydam olmaz. Olmaz çünkü içindeki etken madde ginkoloidler çok az. Bu nedenle çayını içsen bir faydası olmaz. Damıtılarak elde edilen ekstraktının hapını kullanacaksınız. Damlasını, derecesini. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru kendi hastalarını, kulak çınlaması olan hastaları ginkgo ile tedavi etmişlerdir. Sadece Almanya'da, dünyanın birçok ülkesinde birçok klinik araştırması var. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru binlerce hastayı tedavi etmişlerdir. Belge, bilgi var.